Hayırlı yayınlar, sağ olun, teşekkürler. Sinüsleri tıkanmış, koku alamıyor. Şimdi bizim burada bir Hakan Bey var. 15 senedir adam koku alamıyor. 15 senedir. Geldi, 15 senedir koku alamıyorum dedi. Sinüslerin şu alın boşluğunda sinüs var. Boşluğa sinüs denir. Bunun üst tarafı tüysüz hücreler, böyle halının üstündeki iplik gibi sallanan bu tüysüz hücreler kokuyu alır, beyne iletir. Beyin bunu değerlendirir. Şu koku, bu koku, karar verir. Der ki bu budur, şu şudur. Sinüzit tedavi edilmezse, burada sinüslerde iltihap, biriken iltihap içeride. Biriken iltihap tüysüz hücreleri ne yapar? Tıkar, böyle hapseder, kapsül gibi etrafını kireçlendirir. O zaman hiçbir koku alamazsınız. Şimdi bu beyefendi, ben ne yapacağım, 15 senede koku almıyorum falan filan dedi. Dedim ki hiç panik yok, Afrika sardunyası B seti, B. Ne var? 10 çeşit ürün var. Zencemay, meşemik, oregano kapsülü, spiruna kapsülü, kekik kapsülü. Efendim, bu kadar ürün kullanacağım, kandida varsa kullanacaksın. Kullandı. 6 hafta sonra evde lavaboya gitmiş. Lavabodan sonra demiş ki hanımına, ya ne pis kokuyor bu tuvalet. Ha, hanıma da gülmüş, demiş ki sen nasıl oluyor da koku alıyorsun, kaç yıldır burnu koku almıyordu, ne oldu demiş. Ben de Allah Allah, demek ki artık açıldı sinüsler demiş. Yani sinüsler buradaki kireçlenen çözülünce tekrar hücreler canlanmış, harekete geçmiş. 15 yıldır koku alamayan kişi 6 hafta sonra koku almaya başladı. Sorun değil. Şimdi Afrika sardunyası sadece Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiştir. Bronşit, astım, koah. Bunun Latincesi Pelargonium zygoides Pelargonium reniforme. Pelargonium, Pelargonium. Bakalım Avrupalı, Amerikalı nasıl, ne üretiyor? Pelargonium Umkalo Abo. Umkalo Abo Latin şey, Zulu dilinde her derde deva demek. Umkalo Abo. Şimdi 200 yıl önce John denen birisi, İngiliz, altın ve elmas madenleri keşfedilince Güney Afrika'da zengin olmak için oraya gidiyor. Herkes oraya gidiyor, akın akın. Altın, elmas bulmak, zengin olmak. Tabii otel motel yok, çadırlarda yatıyorlar 200 yıl önce. Şimdi bu İngiliz de hastalanıyor. Bu bizi de öldürecek, zatürreye sebep olacak, bizi de öldürecek diye adamı ne yapıyorlar? Adamı çadırdan atıyorlar dışarı, ölürse dışarı dersin diye. Zulu kabilesi ne yapıyor? Bunu alıyor. Zulu kabilesi diyor ki tedavi ediyor. Adam kendine gelince diyor ki ben ölecektim, nasıl kendime geldim? Diyorlar ki şu bitkiyle biz seni tedavi ettik. Nerede bu bitki? Afrika sardunyası. Tamam, ben altını da buldum, elması da buldum. Toplayın kökünden, topluyor. İngiltere'ye gidiyor, İngiltere'den verem, veba, astım, koah, bronşit, bronşektazi, sinüzit, faranjit, bronşit, ne varsa tedavi ediyor. Doktorlar şikayet ediyorlar, bu öyle bir şarlatan var. 3 kuruşluk otla herkesi tedavi ediyor. İyi, hemen buna bir ceza yazıyorlar. Adamın feleğe şaşıyor. İsviçreli Doktor Allen önce patentini alıyor, oyuna gelmemek için, sonra üretime başlıyor. Ona bir şey yapamıyorlar. O günden beri İsviçre'de üretiliyor. Fakat bizim bunu ilk üreten bu İsviçreli'den farkımız nedir? Biz her zaman kalite. Bu sadece Pelargonium zygoides içeriyor. Amerika'dan üretimi, başka bir şey yok. Gerisi dolgu maddesi.
Bizim üretmiş olduğumuz pelargonium zidoides, bu da Çin yazısı gibi mübarek. Ne bu böyle ya? Afrika sardunyası ekstraktı, kekik ekstraktı, güvey otu ekstraktı, kortisep ekstraktı. Hı? Ha, orada var mı? Ha, tamam, burada varmış. Afrika sardunyası ekstraktı, kekik ekstraktı, sinulot ekstraktı, adaçay ekstraktı, akgünlük ekstraktı, nar kabuğu ekstraktı, lavanta ekstraktı, andizot ekstraktı, anason ekstraktı, rezene ekstraktı. Bir de bizim koymuş olduğumuz katkı maddeleri de etken madde. Bor, çinko, silisyum, MSM. MSM olmasa ne olur? Almış olduğunuz kapsüldeki ekstrakt, kapsülün içindeki etken maddenin %50'si 60'ı defacetle atılır, işe yaramaz. Bağırsak hepsini absorbe edemez. MSM alır, bunu bir kapsülün içine koyar, HDF taşır hücreye. Etkisini MSM etken maddenin 10 kat artırır. Ama bunu Amerikalı, Avrupalı bilmez. Bilse de yapmaz. Niçin? Maliyetli. Maliyet. Onu bizim gibi önce para değil, önce sağlık diyen insanlar yapar. Maliyetli. Çok ucuza mal ediyorlar, çok pahalı satıyorlar. Evet.